Herkese merhaba. Ben bugün sizlere bir hayalimin nasıl anılarıma dönüştüğünü anlatacağım. Bundan 4 sene önce 22 yaşındayken bir Gezi dergisine editörlük yapıyordum. Bir gün Gezi'nin kadınların özellikleri başlığında bir izahi bir yazı yazdım. Ve yazımı çalıştığım derginin sitesine girdikten sonra daha fazla kişiye ulaşması için sosyal medyada paylaşmak istedim. Ve Facebook'ta yazımın başlığına uygun olarak Gezi'nin kadınlar diye bir grup aramaya başladım. Fakat olmadığını gördüm. Daha sonra internette Gezin Kadınlar diye arama yaptığımda karşıma sadece 5-10 tane kadın ismi çıktı. Çok şaşırmıştım. Dedim ki Türkiye'de gezen kadın sayısı bu kadar az mı? Az değilse neden hiç duyulmamışlar? Bu soruma cevap ararken Facebook'ta Gezin Kadınlar adında kapalı bir grup açtım. Kapalı gruptan kastım sadece üye olan kadınların paylaşımları görebileceği ve paylaşım yapabileceği bir gruptu. Ve bu grubu tanıtmak için sosyal medyamda hesaplarda paylaştım. Gün geçtikçe sayımız artmaya başladı. 100 kişi olduk, 200, 300 kişi. Grubumuza üye olan her kadınla teker teker iletişime geçtim. Ve onlarla tek tek konuştuğumda hepsinin dünyayı gezen, sık sık seyahat eden kadınlar olduklarını öğrendim. Dedim ki, vay be, demek ki bu ülkede 5-10 tane gezin kadın yokmuş, yüzlerce kadın varmış gezen, belki de binlerce vardır. O küçük kapalı grubumuzda üye olan kadınlar yol hikayelerini paylaşmaya, gezilerinden fotoğraf paylaşmaya başladılar, kendilerini tanıttılar. Ve herkes tanıdığımızdan ve tahmin ettiğimizden daha fazla kadının gezdiğini görmeye başladı. Grup kurulduktan yaklaşık bir sene sonra 2015 yılında İstanbul'da bir buluşma organize etti. Ve o buluşmaya 60 küsur kadın katıldı. Hayatımın en şaşkın, en de umut vadeden günüydü aslında. Birlikte sohbet ettik, yol hikayemizi paylaştık, Gezin Kadınlar oluşumu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ve o gün herkes, benim dışımda da bu ülkede ne kadar çok gezen kadın varmış, demek ki bizim böyle bir birliğe ihtiyacımız varmış dedi. Akşam eve gittiğimde yüzümde kocaman bir gülümsemeyle, ya bugün bu ülkede güler yüzlü, kalbi kocaman, dünyayı gezen bir sürü kadınla tanıştım. Bu çok güzel bir şey dedim. Ve o gün Gezin Kadınlar fikrime daha çok sahip çıkma kararı aldım. Ve bir hayal kurdum. Hayalim aynen şu şekildeydi. Binlerce kadına ulaşmak, onlarla tanışmak, birlikte gezmek, birlikte eğlenmek, birlikte öğrenmek. En önemlisi bir aile olmak ve Türkiye'de Gezin Kadınlar var söylemini herkese duyurmak. Ben bu hayali kurduğumda o hissettiğim duyguyla aslında o hayale ulaşmıştım. Gezin Kadınlar platformu nereye gider, nasıl bir hal alır hiç düşünmedim çünkü bilmiyordum da. Odak noktam bu değildi. Benim odak noktam hayalimin peşinden gitmekti. Kadınların birliğini ve gücünü göstermekti. O günkü buluşmamızda gezi sunumları yapabiliriz fikri oluşmuştu ve daha sonra Gezin Kadınlar sunumlarını organize etmeye başladım. İlk sunumumuz dünya turu yapan iki kadının yol hikayelerini paylaşacağı bir sunumdu ve bunun etkinliğini sosyal medyada paylaştığımda 1000 küsur kişi kayıt yaptırdı etkinliğe. Ben ciddiye almadım, o kadar kişinin geldiğini düşünmedim. Ama gerçekten sunuma 1000 kişi olmasa da yüzlerce kişi geldi. Mekan 100 kişilikti, mekana sığamadık. Gelenlerin yarısından çoğu geri dönmek zorunda kaldı. O gün sunuma olan yoğun talep beni çok mutlu etmişti. Çünkü şunu düşündüm. Demek ki dedim, iki kadının gözünden dünyayı tanımak isteyen, dünya turu nasıl yapılır, nasıl yola çıkılır, bunu öğrenmek isteyen, gezmek isteyen yüzlerce kişi var. Çok güzel dedim, biz bu Gezin Kadınlar sunumlarına devam ediyoruz. Her ay farklı bir gezin kadınla farklı bir ülke sunumu yaptık. Onlar yol hikayelerini bizimle paylaştılar. Bir yandan da Gezin Kadınlar sitesini açtık, gezinkadınlar.com. Bu sitede, sitemizde gezen kadınların gezi yazılarını yayınlamaya başladım. Yazılarda Türkçe yazım kurallarına uygun olması ve özgün olması için aradığım herhangi bir kriter yoktu. Yazı yazan kadın ister Afrika'ya yazsın, ister Antalya'ya yazsın önemli değildi. Önemli olan o kadının yol hikayelerini bizimle paylaşmasıydı ve daha çok gezmesiydi. Bir gün sitemize yazı yazan kadınlardan biri geldi bana dedi ki Cemre'cim bugün siteye yeni yazı yazmak için gittim Büyükada'ya gezdim. Şimdi yazımı yazsam işte paylaşalım çok heyecanlıyım. Dedim ki çok güzel, bugün bir kadının Büyükada'ya gezmesine vesile olduk, şimdi bizimle anılarını paylaşacak. Bu söylediğim şaka değil, gerçekten böyle düşündüm. Çünkü önemli olan kadının ne kadar uzağa gittiği değildi, önemli olan gitmesiydi, gezmesiydi. Sen arka mahalline gidip farklı bir insan tanısan, farklı bir hikayeye dokunsan o bile bir yolculuktur.
Aslında yolculuk kapının eşiğinden geçip kendini tanımak üzere attığın her adımdır bu hayatta. Çünkü hepimizin içinde bir keşfetme duygusu var. Bu keşfetme dürtüsüyle dünyaya geldiğimize inanıyorum. Bebekken beşin dışına çıkmak istiyoruz. Birazcık daha büyüdüğümüzde evin dışına çıkmak istiyoruz. Parka gitmek istiyoruz. Yeni yerler görmek istiyoruz. Gezmek istiyoruz. Daha da büyüyüp erişkin olduğumuz zaman ise farklı şehirler, farklı ülkeler görmek, farklı kültürler deneyimlemek istiyoruz. Bu keşfetme duygusu içimizde hiç bitmiyor. Ama bu ülkede bir kadınsanız size yüklenen roller birazcık daha farklı oluyor. Kadın dediğin evlenip çocuk yapar. Kadın dediğin mükemmel bir anne olmalıdır. Kadın dediğin evinde oturur. Tabii roller bununla sınırlı değil, bir de şunlar var. Kadın dediğin 90-60-90 olmalıdır. Alımlı olmalıdır, çekici olmalıdır. Ama bunun çevresine yansıtmamalıdır, edepli, usturuplu olmalıdır. Kadın dediğin güler yüzlü olmalıdır, tatlı dilli olmalıdır ama kahkaha atmamalıdır. Kadınlar çiçektir, kadınlar böcektir, kadın kadın dışında her şeydir bu ülkede. Peki kadın basında nasıldır? Öldürülendir, tecavüze uğrayandır, ezilendir, şiddet görendir. Televizyondaki dizilerde nasıl? Kadın kadının kurdudur, kadın aldatandır, ikinci kadındır, kötü kadındır, cadı kadındır. Hele o komedi dizilerinde, sitcomlarda kocası tarafından dövülen kadına gülünür. O komedi dizilerinde kadına şiddet bir güldürü unsuru olarak kullanılır. Ve biz bunlara gülerek, bunları okuyarak, bunları izleyerek büyüdük. Ve ne oldu? Kadının bu şekilde temsil edilmesi bize normal gelmeye başladı. Çünkü meşrulaştırdılar. Peki gerçekten bu ülkede kadın sadece bu mudur? Bu ülkede hiç mi başarılı, girişimci, gezen, cesaretli, ilham veren kadınlar yok? Varsa neden ben bunları hiç göremiyorum, okuyamıyorum, izleyemiyorum? Neden bize kadınlara dair sürekli olumsuz şeyler gösteriliyor? İşte bunları düşünürken büyük resme baktığımda tam da bu noktada kurduğum kadın platformunun daha çok büyümesini, kocaman bir aile olmayı, kız kardeşlik müessesine sahip çıkmayı istedim. Gezin Kadınlar felsefesinin daha fazla kadına ulaşmasını istedim. Gezin Kadınlar'ın Instagram, Facebook, Twitter sayfalarını açtı. Sosyal medya hesaplarını. Ve bu sosyal medya hesaplarında gezen kadınların yol hikayelerini paylaşmaya başladım. Onları tanıtmaya başladım. Her geçen gün gezin kadın sayımız daha arttı. Paylaştığımız her yol hikayesiyle birlikte kadınlar aslında gezmenin ne kadar normal bir şey olduğunu, kadının sokakta olmasının normal bir şey olduğunu, her kadının gezebileceğini görmeye başladı. Her geçen gün sayımız arttı. Gezin Kadınlar felsefesini daha çok kişiye ulaştırmak için sunumlarımızın, buluşmalarımızın, etkinliklerimizin sayısını arttırdık. Ve zaman geçip de daha büyük bir kitleye ulaştığımız zaman birlikte de gezelim talepleri geldi ve bunun doğrultusunda geziler düzenlemeye başladık. Dünya üzerinde 3 kıtaya ayak bastık. Hindistan'da çöle gittik, meşhur pankartımızı açtık. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Taç Mahal'e gittik. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Dünyada ilk ve tek olan fare tapınağına gittik Hindistan'da. Şurada gözüme bakmayın, tansiyonum yerlerde aslında o sırada. Çok farklı bir deneyimdi. Hindistan'a Diwali Festivali zamanında gitmiştik ve Diwali ayına katıldık Hindilerle birlikte. Birlikte dua ettik. Akşam Diwali kutlamalarında çok eğlendik, çok güzel bir deneyimdi bizim için. Fas'ta dünyanın en büyük çölüne gittik, Sahra Çölü'ne. Fas'ın masmavi şehrinde gezdik, Şafşavan'da. Küba'da çok eğlendik, müzik dinledik, dans ettik, yerel halkın deneyimlerini paylaştık birlikte. Havana'da Havana'da bulunan Atatürk büstünün önünde farklı, bizim gruptan farklı Türk kadınlarıyla karşılaştık ve birlikte Türkiye'de gezin kadınlar var pankartımızda fotoğraf çekildik. Hepimiz için çok gurur verici bir andı. Biz gezin kadınlar olarak birlikte gezdik, birlikte eğlendik, sınırlarımızı birlikte aştık, dost olduk, paylaştık. Yaptığımız binlerce kilometrelik yolda biz birlikte yol aldık. Aslında her şey bir adımla başladı.
Gezi Kadınlar diye bir oluşum kursam nasıl olur? Bir araya gelsek, etkinlikler yapsak nasıl olur? Geziler düzenlesek, birlikte gezsek nasıl olur? Her şey nasıl olur sorusunun etrafında bir hayalle başladı ve en nihayetinde muhteşem anlarımıza dönüştü. Biz biliyoruz ki bu ülkede gezmek isteyen, gezen, sınırlarını aşan binlerce kadın var. Ve Gezi Kadınlar platformu olarak her kadına kapımız açık. Biz bu ülkede kadın kadının kurdudur sözüne karşılık kız kardeşliği, kocaman bir aileyi, birliği temsil ediyoruz. Biz bu ülkede kadın dediğin sadece evinde oturur, çocuğuna bakar sözüne karşılık dünyayı gezen, çocuklarını birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek isteyen anneleri temsil ediyoruz. Biz bu ülkede güçlü, özgür, bağımsız, gezgin kadınları temsil ediyoruz. Hepimiz bir anne ve bir babadan dünyaya geliyoruz. Kromozomlarımıza müdahale şansımız yok. Kimimiz için aile kavramı mükemmel olabiliyorken, kimimiz için hayal kırıklığına ibaret olabiliyor. Ama şöyle güzel bir gerçek var, kendi ailenizi kendiniz yaratabilirsiniz. Ben kendi ailemi kendim yarattığım için çok şanslıyım ve ailemle gurur duyuyorum ve her zaman da gurur duymaya devam edeceğim. Türkiye'de kız kardeşlik müessesinin bilincinde bizimle bir olan, sınırlarını gezerek aşan, seyahat ederek aşan, çocuklarını birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek isteyen binlerce kadın var bu ülkede. Yüz yüze hiç tanışmadığım, Gezi Kadınlar platformu aracılığıyla sosyal medyada sohbet ettiğim dünyanın bir ucundaki bir kadın bana Cemre'cim burada da evim var, kapım sana her zaman açık diyebiliyorsa eğer bu bir değerdir, bir güvendir. Böyle bir şeyi ne parayla satın alabilirsiniz, ne para karşılığına verdiğiniz hizmet neticesinde satın alabilirsiniz. Bu başka türlü bir şeydir ve değeri de paha biçilemezdir. Gezi Kadınlar platformu bugüne kadar birçok kişiden destek gördü ve destek görmeye devam ediyor. Tabii enteresan yorumlar aldığımız da oldu. Gezi Kadınlar ne ki? Siz erkek düşmanı mısınız? Diyen oldu. Bu kadar etkinliklerde yüzlerce kadın toplanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, siz doğma mı sarıyorsunuz diyen oldu. Tabii bunu söyleyenler annelerinin doğmalarıyla büyüdüler. O zaman doğma sarmak dalga geçecek bir şey değil de çok konuşmuşlar. Sloganımıza da laf ettiler. Türkiye'de Gezi Kadınlar var da diyen oldu. E'si şu aslında, hiç kimse, hiçbir şey sizin hayalinizden daha büyük veya daha değerli değil. O hayali sen kurdun ve ancak sen gerçekleştirebilirsin. Hayalinizi asla küçümsemeyin, dünyayı ben bir değiştireceğim demeyin. Bu ülke bir insan evladının milletinin kaderini nasıl değiştirebileceğini gördü, bunu sakın unutmayın. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum. Bir adım bir adımdır ve arkasında binlerce adımı birlikte getirir. Kalbinizi dinleyin. Evrende küçücük bir noktasınız ama o küçücük noktada kocaman bir şey taşıyorsunuz kalbinize. Hayal edin, sınırlarınızı aşın, kapının eşiğinden geçin. Dünya sizin eviniz, evinizi tanıyın, her noktasında bir iziniz olsun. Kadın yola çıktığında dünya değişir. Değişen, değiştiren, yaratan, büyüten bütün kadınlara selam olsun. Yollarınız hep sevgiye çıksın. Birlikte yol almaya devam. Teşekkür ederim.